Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine babam, annem ve ben üçümüz yollardayız. Bolu'ya alıştık, her hafta gidiyoruz artık. Babam gezdiriyor bizi annemle beraber. Bugün Bolu'da yine bir takım işlerimiz var, pazarlara gideceğiz yine. Güzel oldu, geçenki videoya da çok ilgi göstermişsiniz. Bugün yine sizlerle Bolu'da bir gün geçireceğim ve bunu sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Yollar yine karlı ve çok güzel manzaralar oluşmuş. Dün bizim köye tekrardan kar yağdı. Şu an Kartalkaya yolundayız. Yine size göstereyim manzarayı. Eşsiz güzel doğa manzaraları oluşmuş. Haydi bakalım, iyi seyirler. Baksanıza arkadaşlar, çok güzel manzaralar oluşmuş. Evet, herkes Kartalkaya'ya gidiyor arkadaşlar. Yine yollarda arabalar. Burası da Saralan Yaylası. Şöyle Kartalkaya şu tepede gözüken şeyler değil mi? Tepede. Şurada beyaz karlı olan yer Kartalkaya arkadaşlar. Evet, şu an buradan bütün Bolu gözüküyor ama sis olduğu için gözükmüyor arkadaşlar tabi. Bulutlar inmiş. Bolu'nun eski savaş zamanında karşıki depremler gelmişler. Hı. Bakmışlar burası deniz mi demişler. Dumandan, sisten görmüşler. Deniz diye dönmüş gitmişler. Bolu'ya savaşa girmemişler. Bunlar açılmış karşı güneş olduğu için. Bulutlardan deniz zannetmişler. Bir rivayette de su olduğunu söyleniyor. Bolu'nun kenarlarında kayık bağlama için taşlarda yer var. Evet arkadaşlar, şimdi Bolu'ya indik. Benim hastaneye gitmem gerekiyordu. Dişlerim ağrıyordu. Ona gittik. İşte randevu aldık. Sonra birkaç tane işim vardı, onları da hallettik. Sıra geldi hayvanların için yem almaya tabii ki de. Böyle buradan az az alıyoruz, haftada 2-3 kere. Bazen tonla getiriliyor, hani kamyonla falan, kamyonla getiriliyor da. Şimdi gelmişken 5 çuval alalım dedik. Sıra geldi yemleri almaya. Babamla yemleri alıyorlar. Oradan yemek yemeye falan gideceğiz. Çok fazla işimiz yoktu aslında bugün. Sonra da pazara gideceğiz yine. Her zaman geçen gittiğimiz gibi Çaydut pazarına gideceğiz. Bizim Çaydut köye giderken yani yol üstünde kalıyor. O yüzden Çaydut'a gidiyoruz. Bir de çarşamba günü Çaydut pazarı oluyor. Öyle arkadaşlar, yani pek işimiz yok. Buradan yemek yedikten sonra Çaydut'a gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi indik çarşıya, caddeye. Babam bizi ciğerciye götürüyormuş. Öyle dedi. Ciğer yiyecekmişiz öyle yemi. Sonra da köye gideceğiz. Böyle işte yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum ara ara. Bir de her yer açıldı ya arkadaşlar, bayağı kalabalık. Dikkat etmek gerekiyor. Bolu zaten küçücük bir yer ya. Evet arkadaşlar, şöyle babam bizi ciğerciye götürdü. Güzel de bir masa oldu. Bize afiyet olsun, tekrar görüşürüz. Ne kadar çok güvercin var. Gel şuradan kol yapalım.
Evet, bizim şimdiki işlerimiz bitti arkadaşlar. Şöyle Bolu'nun caddesini gören yukarı bir balkon var. Oraya biraz oturalım dedik. Güvercinler falan da var burada. Bayağı bir güvercin var. Burada hep yemliyorlar güvercinleri. Bizim köyden soğuk burası ya. Üşüyorum ben burada bilmiyorum ama bayağı soğuğu var. Güneş olsa da soğuk yani. Havası çok farklı gerçekten. Şöyle sizlere Bolu Caddesi'ni göstereyim. Tek bir tane var zaten. Şöyle arkadaşlar. Burada Köroğlu var. Geçen yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Burası da caddesi. Bir tane caddesi var arkadaşlar zaten. Şöyle yukarı çarşı burası. Bir cami var. Evet arkadaşlar, Bolu'da şu an gezilerimize devam ediyoruz. Bugün de Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert Hanım'ın yanına geldik ziyaretine. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Böyle şuraya koyalım o zaman, hem sohbet eşliğinde hem de sizleri tanıyalım, olur? Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz en son köyünüzle ayrılmıştığımızda bu kızımızın ayrılmıştık. Evet. Ziyaretiniz beni de memnun etti. Bu sizi buradayım ama. Bayağımızı uzaklaştırdı. Evet ya. Köyde nasıl geçiyor Covid? Gerçi sizde bir sıkıntı evet, şu an yok. Mesela orada çok fazla maske gereği hani kullanmıyoruz. Hem köyümüz az olduğu için. Hem de öyle kalabalık değil ya. İyi bu arada maskesiz güzel oluyor biraz. Buraya gelin de sonları görürüz senden. En temiz hava sizin mi evet, orası? Evet, çok temiz. Her şeyi doğal yiyorsunuz, besleniyorsunuz. Nasıl, hayvancılık çoğaldı mı köyde? Çoğaldı evet. Yavaş yavaş çoğaldı. Bildi başkaları da bilinç yapıyor. Evet. Artık üreten bir toplum haline gelmemiz lazım. Tüketen değil, üreten bir toplum haline. Aslında şöyle yeniden bir küllensek, köylerimizden evet, yeniden doğarız diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz aslında üniversite okuduk. Tabii ki destekliyoruz ama okuyan kesimler tekrar memleketlerine dönüp de işte veterinerlerimiz çiftliklerini korusa çok güzel bir Türkiye'nin tekrar daha da iyileriye gitmesine sebep olacak diye düşünüyorum. Önce gençlerimizin bu işlerle her şeyi yapması lazım. Gençlerimizin evet, ilgilenmesi lazım. Çünkü nesil yaşlandıkça yaşlı kesim bunu bırakıyor veya zorla da yapamıyor. Rahmetli, gençlerimizin bu işe el atması evet, gerekiyor. Rahmetli babam, dedemden kalan birileri köyde imamken elma ağacı dikmiş. Çocukların defter kalem parası olur demiş maaşımıza geçinirken. O arsadan çıkan elmalardan da Bizim de efendim kalem paramız olur niyetiyle dikmiş. Hakikaten biz okula başlayıncaya kadar o elmalar bir büyüdüler, geliştiler, meyve vermeye başladılar ve her Eylül ayında babam onları satıyordu. 3 tane çocuğun defter kalem parası oluyordu. Ne zaman ki ben üniversiteyi bitirdim, artık o elmalar yaşlandı ve hani o niyete dikilen belki 20 yıl bizim eğitim öğretim paramızı oradan çıkartıyor. Hani herkes böyle anneden babadan kalma toprağını işlese gerçekten kendi hani hem doğal beslenmiş olacak hem de bilmiyorum sahip çıkmış olacak atı topraklarından. Siz çok şanslısınız. Böyle arkanıza dağ gibi bir babamız var. Evet. İnşallah. Aydınlık güzel günler. Ya zaten ailemin desteği olmasaydı buralara gelmem gerçekten zor olurdu. Evet. Onların desteği sayesinde buralardayım. Çok güzel bir söz. Veren el alan elden üstündür. Bu ata buğdayımız İza buğdayının İza buğdayı. Evet. Onu biz makarnaya dönüştürdük. İza ekliyor musunuz siz İza? Yok. Ekliyoruz. Yiyin bakalım beğeneceğiniz mi? Beğeneceğiz. Anne açı versene. Tamamdır. Çok teşekkür ederim tanıştığım için. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Tamam. Görüşmek üzere. Şimdi
müdürümüzün yanından çıktık arkadaşlar. Biraz ses sorunu olabilir çünkü uzaktı telefonum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insan. Gerçekten çok güzel insanlarla karşılaştım bugün. Bir tane takipçimin yanına da gittim. Aynur ablanın yanına. O da çok güzel. Çok iyi insanlar, yardımseverler. Tekrardan teşekkür ederim. Şimdi Çaydut Pazarı'na gidiyoruz. Şu an bir izinlikteyiz. Babam bize bir şeyler almış yine. Jelibon. Jelibon şeker almış. Bir tane de. Bir tane jelibon, yılan jelibon almış arkadaşlar. Malum köyümüz uzak. Arabayı bir de yıkayalım. Bir arabayı yıka. Bayağı da sıra. Sen mavi yılan ye. Söyleyeceğim bu. Ben sen de mavi söyleyeceğim ya. İyi. Güzel. Ben kırmızı aldım. Arkadaşlar bayağı da sıra var ya. Kaç kişi var önümüzde sayalım. 2, 4, 6, 8 tane araba var baba. Biz 9. kişiyiz. Araba gidiyor gibi ya. Çaydut Pazarı'na arkadaşlar. Tavuklar başta ilk sırada. Akşam oldu. Şimdi burada inelim. Yavaş yavaş gidelim. Vallahi buz gibi arkadaşlar burası ya. Çok soğuk. Akşamüstü doğduğunda. Soğan. Pazardan alırız artık. Çürümüş artık. Soğuk kız. Yani her iş zor. Her işin bir zorluğu var. Kolay iş yok. Hayır, soğan tohumu. Soğan ekmeğe zamanı geldi mi? Daha bizim oraya ekilmez değil mi? Kolay gelsin teyze. İyilik, sende ne var ne yok? Ne istiyorsun? Pırasa istiyorum. Hacı ablam benim yerine gelmiş. Geldim. Bir kilo yeter mi? Anne, bir kilo? Bir kilo olur mu? Olur. Bir kilo alalım. Yok yok, olsun ne kadar olursa. Olsun olsun. Pembiş domatesler. Domatesin pembe domatesi. Salatalık da lan. Bir tane poşet versene bana. Ben geçen hafta bir şey aldım. Buradan atladım. Ben buraya geldim bakalım. Geçen hafta benim domatese gelin dedi. Bir tane daha poşet versene. Salatalık alalım. Domatesin ne yapıyor? Al badem yeter lan. Yeter onlar. Bunlar da bunlar da.
soğuk var ya. Biraz da kırmızı biber alalım. Bayağı aldım. Betül'le Zeynep yiyor. Çok aldım. Ha, yeter onlar ya. Çünkü şey yapmaya gerek yok. Anne çok koymuşsun. Ha, onlar da koy ver. Kabak istiyorum. 4 tane kaldı. Yok, teşekkür ederim. Kabak var. Çilek ne kadar? 15 kilo. Bir tane alalım. Çıkartalım, ne geliyorsun? Aynen. Kızları alam anne ya. Betül de Zeynep'e. 15 olsun at. Ne kadar olursa ya. 17 geliyor bu. Olsun mu? Olsun olsun. Tamam. Anne burası çok soğuk. Ben buraya yürümüyorum. Otur. Anne. 20 lira. Benim 20. 17 lira bu 37. 30 lira da bu 67 lira. 67 kalk. Bak. 75 lira. Başka bir şey almıyoruz anne. Evet, şimdi arkadaşlar pazardan da alışverişimizi yaptık. Artık köy yoluna giriyoruz. Bayağı da soğuk ya bu Bolu. Bizim o kadar bile soğuk yok. Bizim köyün rüzgarı çok ama soğuğu bu kadar yok. Burada gerçekten soğuk çok çok fazla var. Olsun ama alışmak gerekiyor. Geçen hafta biraz üşütmüşüm. 2-3 gün hastalandım. Bu sefer de inşallah hastalanmam. Dikkat etmeye çalışıyoruz kendimize. Hasta olursak işler kalıyor biliyorsunuz ki. Neyse artık köy yoluna girdiğimize göre köy yolunda güzel bir tekrardan hızlı bir çekim olsun diyorum. Haydi bakalım. Yağmış. Şimdi biz de arkaya kızlara yem attıydık. Babamın yine zekası üstün zeka olduğu için geri çıkıyoruz. Bakalım. Güzel çıkıyor maşallah. Dikkat edem de bunlar da bayağı tehlikeli. Önceki insanlar da kaymış yani. Şu an geri gidiyoruz arkadaşlar. Burada karlı yollarda geri gideceğiz. Ne var ne yok yani? Çok şükür iyi. İkisi de mi? Aha. Osman'la mı var ha? Yok. Yok. Dayım. Buzdolabında saklıyor. Neyi? Bunları.
Niye? Dökülü buzdolabında saklasın dedi. İş erken alacağım buzdolabını. Hala. Tabii buzdolabında sakladı. Ben ciddi mi? Vallahi buzdolabında sakladı. Bu eteğinden değildir ha. Bu ayrı çaylıktan. İyi mi bu? İyi su kötüsü mü var? Nasıl olsa kötü? İyisi hadi. Hadi. Hadi iyi tut. Hayırlı olsun. İyi tutturursun hadi bakalım. Arkadaşlar özüme hemen döndüm. Biliyorsunuz ki benim köyde hayvancıklarım var, yavrularım var, kızlarım var, oğlanlarım var. O yüzden bakın geldiğime bile sevindi. Onlar için hemen üstümü değiştirip dışarı çıktım. Çünkü onlara bakımlarını yapmam gerekiyor. Bu bakımlar neler? Sizler de biliyorsunuz ki az çok. Paşa ve Pamuk daha çok beni bekliyor. Çünkü onlara süt içiriyorum. Paşa'nın annesi, süt annesi var. Sonra 300 kuzuların süt anneleri var. Onları mecburen emzirmek zorundayım arkadaşlar. Bugün köye biraz geç kaldık. Ama hemen işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Haydi bakalım işlere geçelim o zaman, olur? Şu an bir mucize. Arkadaşlar Paşa'yı süt annesi alıyor ve emziriyor. Vay be, mükemmelsin koyun var ya, mükemmel. Ama bu sefer 300'lere süt kalmayacak. Of ya, nasıl yapacağız ki şimdi? Paşa'yı aldığı için Paşa hepsini emiyor. Neyse halledeceğiz hemen. Bu da yeni doğdu bebek orada. Tüylü olan, ha ha, uykuda. Evet, bunların yerlerini değiştirdik arkadaşlar. Alt tarafa aldık, şöyle şuradalardı. Hemen buraya yerlerini değiştirdik. Bunlar biraz daha büyüsün. Sonra yerlerini değiştireceğiz. Orası biraz ıslanmış. Otunu yayı ve Sidin Hasan gerçi yemiş bunlar otlarını, yemlerini de. Öyle. Paşa da annesi aldığı için artık süt annesi. O yüzden Paşa'yı da emzirmemize gerek kalmadı. Haydi bakalım, işler de bitti. Evet. Şükürler olsun köyümüze geldik. Mis gibi havasında içimize çektiğimize göre işleri de bitirdik arkadaşlar. Yine bugün Bolu'da dolu dolu bir gün yaşadık. Güzeldi yani. Güzel sohbetler ettik. Güzel insanlarla karşılaştık. Bu benim için çok güzel bir şey tabii ki. İnşallah böyle devam eder hayırlısıyla. Biz aynı yolumuzda devam etmeye çalışacağız. Değişmeden. İlk baş nasılsam sonra da değişmeden özümde kalmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Haydi bakalım, bugün de değişik video olduğuna göre abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.